Perihan, Perihan, şatoda mısın? Oh, canıma değsin. Kaldın mı orada tral dedenin düdüğü gibi? Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ay, ne yapacağım ben? Perihan şatoda yok. Betuş'la Eda'ya seslensem de duymazlar ki. Ay, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ay. Ay, ay, ne yaparsan yap. Üf, bunlarla oynamaktan çok sıkıldım. Bir dedeme bakayım. Evde yalnızsa onunla oynarız. Sihirli ayna, bana dedemi göster. Perihan, nerelerdesin? Aa, dede, ne arıyorsun sen orada? Çilek, sen misin kızım? Beni duyabiliyor musun? Evet dedeciğim. Ne işin var Perihan teyzenin şatosunda? Sen önce gel beni buradan al, her şeyi anlatırım. Tamam dedeciğim, bir Firuze ablayı kontrol edeyim, geliyorum. Çabuk ol. Dedeciğim, burada her şey yolunda. Kimse görmeden gelip seni alıyorum. Tamam, bekliyorum. Taci ne yaptı acaba? Bir baksan mı? Aman ne bakacağım? Ne hali varsa görsün. İnanamıyorum dede. Demek anneannem seni Perihan teyzeden kıskandı ve seni şatodan kovdu. Evet, beni hiç anlamıyor. Hep üzüyor. Dur ben onu Perihan teyzeye şikayet edeyim de ona bir güzel ceza versin. Boş ver, söyleme bir şey. Şimdi ortalık daha da kızışır. Perihan'ı daha da kıskanır sonra. Ay dede, sana o kadar çok şey yapıyor. Yine de kıyamıyorsun anneanneme. Çünkü onu çok seviyorum Çilek. Ya o da sana birazcık iyi davransa ne olur sanki? Nerede o günler? Ah bir davransa. Elimde olsa ona dünyaları verirdim ben. Madem Perihan teyzeyi bu işe karıştırmak istemiyorsun, o zaman gidip anneannemle konuşayım. Diyeyim ki dedemi yanlış anladım. Aman deme, bir şey deme. Seni de azarlar şimdi. Diyeceğim, bu böyle olmaz dedeciğim. Hadi sen burada bekle, ben birazdan denerim. Merhaba anneanne. Ah Çilekciğim. Muh, nereden çıktın böyle? Seninle bir şey konuşmaya geldim. Ay 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 ay. Hayırdır, ne hakkında? Dedem hakkında. Aa, demek kimseden yardım alamayınca sana geldi öyle mi? Sizde mi peki? Dur. Anneannene sihir yapmaya kalkma. Yaparım anneanne. Madem onu evden kovdun, otur oturduğun yerde. Aha, gideceğim işte. Size sığınacağına Perihancığına sığınsın bakalım. Anneanne, onu boşu boşuna kıskanıyorsun. Dedem seni seviyor. Ay, kimseyi kıskandığım falan yok. Niye kıskanayım canım? Ayrıca beni sevip sevmemesi kimin umurunda? Umrunda değilse, onu kıskanmıyorsan neden böyle davranıyorsun? Garip davranmıyorum ki canım. Sadece Perihan'a anneler günü hediyesi alması sinirime dokundu, o kadar. Yani. Neden? Anneanne, ne olur bari bir günlük ona iyi davransan. Bir görsen çok üzülüyor. Aman üzülürse üzülsün. O beni yıllarca üzdü. Anneanne, birbirinizi çok seviyorsunuz. Artık inadı bırakıp mutlu mutlu yaşasanız ne olur. Çilek, lütfen büyüklerin işine karışma. Madem öyle anneanne, o zaman yer değiştireceğiz. Ben senin dedemle küs olmanı istemiyorum. Ben sen olacağım, sen de ben. Ne oldu bana böyle? Benim bedenime girdin anneanne. Perihan aşkına, çabuk düzelt beni Çilek. Hayır, ben şimdi gidip dedemi buraya getireceğim ve biz burada mutlu mutlu yaşayacağız. Sen de bizim eve gidip benmişim gibi yaşayacaksın. Bu saçmalık, evde herkes bir gariplik olduğunu anlar. Anlamaz efendim, niye anlasın?
yapsınlar. Bir kere dün ben Suzan teyzeyi taklit ettim. Herkesin de hoşuna gitti. Yeni bir oyun sanırlar. Ben şimdi gidip dedemi getireceğim. Ben gelmeden hiçbir yere kıpırdama. Zaten ben istemeden ne düzelebilirsin ne de sihir yapabilirsin. Hadi bakalım görünmez ol. Seni mahvedeceğim Çilek. Mahvedeceğim. Dudu. Çilek benimle her şeyi konuştu. Seni yanlış anlamışım. Özür dilemeye geldim. Benimle şatoya döner misin? Bunları sen mi söylüyorsun Dudu? Kulaklarıma inanamıyorum. Evet, senden özür dilerim. Seni o kadar çok seviyorum ki Taci. Seni haksız yere Perihan'dan bile kıskandım. Ay, dünya tersine mi döndü ne? Çilek sana ne dedi de benimle böyle güzel konuşmaya başladın? Ne dediyse dedi ama gerçekten özür dilerim. Seni çok seviyorum. Hadi gel şatomuza dönelim. Hadi dönelim. Ay, ne diyeceğimi şaşırdım. Ama Çilek nerede acaba? Ona bir teşekkür etseydim. Çilek bizi baş başa bırakmak istedi. Hadi, hadi şatomuza dönelim. Dudu, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim. Hadi gel şöyle. Birlikte bir kadeh portakal suyu içelim. Portakal suyu mu? Bugün hayatımın en bahtiyar günü. Çok sevindim dedi Taci. 40 yıl düşünsem senin bana kocanmış gibi davranacağın aklıma gelmezdi. Bundan sonra böyle. Bundan sonra hep el ele diz dize olacağız. Eskisi gibi. Evet, eskisi gibi. Ben geldim. Merhaba Perihan. Hoş geldin Perihan. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Bu ne manzara böyle? Demin şatoma uğradım. Sihirli kayıtlardan Taceddin'in kapımda bana bir mesaj bıraktığını gördüm. Yani acaba bir sorun mu var diye merak ettim. Ay çok şaşırdım. Ay şaşırma. Aslında aramızda küçük bir sorun vardı ama hallettik değil mi Taci? Ah, Perihan'a hediyesini versene. Ne hediyesi? Sandığın arkasında. Sana anneler günü hediyesi. Mavi paket. Bana anneler günü. Evet evet. Bak orada. Şurada. Sen bütün perilerin annesisin ya, onun için almış. Ay. İnanamıyorum. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Güle güle giy Perihan. Giydikçe beni an. Ne düşünceli değil mi? Hadi onu öp. Teşekkür et. Bunu sen mi söylüyorsun Duducuğum? Ama artık ben çok değiştim Perihan. Çok değiştim. Artık seni kıskanmıyor. Rahat rahat öpebilirsin Perihan. Taceddin'cim yani çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Oh. Çocuklar hani sizi böyle baş başa mutlu görmek beni o kadar sevindirdi, heyecanlandırdı ki dilerim hep böyle kalırsınız. Ah canım. O zaman ben çifte kumruları baş başa bırakayım. Ay bu arada kızlara da müjdeli haberi verebilir misin? Söylemeye henüz fırsatımız olmadı. Bayıla bayıla. Hadi hoşça kalın.